Herkese merhaba efendim. Hepiniz yarışmamıza hoş geldiniz. Bugünkü yarışmamız başlamıştır. Bugünkü yarışmamızda kişileri görerek onlar üzerinde tahminler yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bugün ben yarışıyorum ya. Bugün yarışıp biz yeneceğiz. Yarışmacılarımız yerlerini almış olduğunda insanlar üzerinden gerçek sorular soracağız. Bakalım. Olamaz arkadaşlar, bu gürültüde nedir böyle? Oh! Olamaz. Yarışma bilgi yarışması devam ediyor. Önceki bölümde yarışmayı biz kazandığımız için şimdi yeni rakibimiz var arkadaşlar. Onunla yarışacağız. Hızlı bir şekilde gidip hemen yarışabiliriz. Uyuyakalmışım. Olamaz böyle bir şey. Hemen gidelim bakalım şuradan arkadaşlar. Bu arada siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdiki bu yarışmayı da yeneceğiz. Hemen gidelim şöyle hızlıca. Geldim, siz hiç merak etmeyin, geldim. Dostum, nerede kaldın? Az kalsın tek başıma yarışmak zorunda kalacaktım. Merak etme köylü, geldim işte. Yarışma başlasın hadi bakalım, oturdum ben de, yarışma başlayabilir artık. Yeğenim, gelmeseydin biz yine yenerdik ya. Sen neden geldin ki? Evet efendim, yarışmamız başlıyor. Şimdiki sorumuz hemen geliyor, hazır mısınız? Gelsin gelsin, sorular için çok heyecanlıyım gerçekten. Merak ediyorum, izleyeceğiz. Hadi bakalım kim kazanacak acaba? Evet, yanımda görmüş olduğunuz bu devasa insan kaç kilodur? Bunun kilosunu soruyoruz. Bakalım bu devasa insan kaç kilo? Çok büyük gerçekten. Bu ne kadar büyük böyle? Kaç kilo olduğunu tahmin nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bunu bilmeyecek ne var ya? Gördüğünüz gibi ben buna çok iyi bir fikir söyleyebilirim. Olamaz böyle bir şey. Şuna baksana da çok büyük gerçekten. Benim de bir tahminim var ama bakalım doğru çıkacak mı? Evet efendim, sonuçları alalım bakalım. Biz çok güzel bir fikir ürettik. 99 kilo diyoruz. 99 kilo diyoruz biz. Hiç 99 olur mu ya? 100 kilo, 100 kilo yanlış söylediler. Olamaz. Biz cevabımızı değiştirmek istiyoruz. Biz de 101 kilo demek istiyoruz. Olamaz efendim. Artık cevaplar verildi. Değiştiremezsiniz. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi yanımızdaki insanın kilosunu sormuştuk. Bakalım kim daha iyi tahmin edebildi. Kırmızı masa 99 dedi. Yeşil masa ise 100 dedi. Ama doğru cevap 131'di. Tebrikler. Gördüğünüz gibi yeşil masa kazandı. Bildik, şuna baksana yeğenim ya. Komiserim, biz bileceğiz, sen hiç merak etme. Olamaz köylü. Ben sana 200 kilo diyelim demiştim. Dostum, 200 kilo deseydik yine kaybederdik. Olamaz, yeni soru geliyor doğrusu. Bu soruyu da çok merak etmiştim. Bekliyorum bakalım ne çıkacak. Evet izleyicilerimiz ve yarışmacılarımız, gerçekten sorularımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu hapishaneden getirdiğimiz mahkumun kaç tane saç teli vardır onu soruyoruz. Kafasında kaç tane saç teli vardır? Olamaz köylü. Bu nasıl zor bir soru böyle? Biz bunun kaç tane saç teli olduğunu nasıl bileceğiz? Merak etme dostum. Ben hemen sayarım. Komiserim, bu soruyu bilemeyeceğiz. Gerçekten saç telinin ne kadar olduğunu nasıl bileceğiz ki? Nurettin, sen hiç merak etme ya. Ben bir bakışta anlarım. Benim kafamda çok saç var. Bu kadar saçı bilemeyecekler zaten, sadece ben bilirim. Evet sayın seyirciler, kaç tane saç teli olduğunu sorduk. Bakalım kim daha yakın cevap verebilecek. Herkesin cevaplarını bekliyoruz. Senin bir fikrin var mı? Dostum, benim tahminlerime göre gerçekten 1 milyon tane saç olabilir gerçekten. 1 milyon demek istiyor benim canım aslında. Köylü, emin misin? Gerçekten çok fazla saç teli var. Evet dostum. Çok olduğu için sayamadım zaten. Az olsaydı sayardım. Ben sayamadığıma göre demek ki çok fazla saçı var. Gerçekten kafam karıştı. Çok iyi çok iyi ya. Saç teli ne kadar olabilir ki acaba? Biz binli mi söylesek, nelini söylesek anlayamadım. Evet yarışmacılarımızdan tahminlerini alalım bakalım. Kim ne cevap verecek, çok merak ediyoruz. Biz arkadaşımızla beraber kırmızı takım olarak buradaki saç sayısını 1 milyon demek istiyoruz. 1 milyon tane saç teli var. Biz de 100 bin diyoruz ya. 100 bin tane saç teli diyorsun, iyi mi? Evet sayın seyirciler, kırmızı masa 1 milyon dedi. Yeşil masa ise 100 bin dedi. Yarışmacılarımıza kaç tane saç teli olduğunu sormuştu. Bu arkadaşımızın kafasında tamı tamına 143.540 tane saç teli bulunmaktadır. Tebrikler, yeşil masa kazandı. Gördüğünüz gibi 100 bin diyerek en yakın cevabı veren onlar oldu. Komiserim, gerçekten çok iyisiniz. Sizin sayenizde yarışmayı 2-0 yaptık. Olamaz köylü. Gerçekten 2-0 geriye düştük. Çok ileriye gittiler. Yarışmayı kaybedebiliriz. Çok dikkatli olmalıyız. Sen merak etme dostum. Ben şimdi kurtaracağım bizi. Şimdiki sorumuz daha da eğlenceli bir soru geliyor. Tabii ki de yanımda bir tane bebek creeper var gördüğünüz gibi. Bu bebek creeper kaç yaşındadır? Kaç yaşında olduğunu soruyoruz. Bebek creeper'ın kaç yaşında olduğunu soruyoruz. Bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı? Olamaz dostum. Biz nereden bilelim creeper kaç yaşında?
Köylü, iyi bak köylü, tahminini tam yaparsak bu sayede çok güzel olabilir. Tahmin et bakalım, bebek Creeper kaç yaşında? Komiserim, gerçekten kafam karıştı. Kaç yaşında olabilir ki? Nurettin, sen hiç merak etme ya. Nurettin, ben şimdi bulacağım. İyi bakıyorum, iyice izliyorum, merak etmesin. Arkadaşlar, sizin bir fikriniz var mı? Eğer bunun yaş hakkında sizin bir fikriniz varsa siz de yorumlara cevabını yazın arkadaşlar. Bakalım en çok kim bilecek? Evet, yarışmacılarımızın cevabını bekliyorum. Bebek Creeper sizce kaç yaşındadır? Buradan bakınca da gerçekten çok büyük gibi durmuyor. Evet köylü, doğru söylüyorsun. Gerçekten öyle durmuyor. Biz cevap vermek istiyoruz ya. 6 yaşında diyoruz, 6 yaşında. Dostum, biz ne diyelim? Evet, biz de cevabımız o zaman 4 diyoruz, 4 yaşında diyoruz. Kırmızı masamız 4 yaşındadır dedi. Yeşil masa ise 6 yaşındadır dedi. Bakalım bebek Creeper'ımız kaç yaşında? Evet sayın seyirciler, bebek Creeper'ımız 3 yaşındaydı. Gerçekte kırmızı masa yaklaşarak bu yarışmayı kazandı. Geriden gelip yarışmayı yeneceğiz. 2-1 yapmayı başardık. Nurettin, dikkat et diyorum sana ya. 3 olursak yenecek. Şuna baksana, 2-1 oldu ya. Bir tane daha sayabilirsek yenecek. Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler, bu seferki sorumuz seyircilerimizdendir. Seyircilerimiz arasında oturan noob'un günde kaç hamburger yediğini soruyoruz. Bir noob günde kaç hamburger yer, bunu soruyoruz. Abici, bana mı soruyorsun? Gerçekten çok güzel. Ben çok güzel hamburger severim. Hamburgerleri her zaman yerim. Hamburger param o kadar, hamburger yerim be. Olamaz dostum. Biz bir noob'un hamburger yeme sayısını nereden bilelim? Köylü, zaten bilmeyeceğiz, tahmin edeceğiz. Yaklaşırsak eğer yeneceğiz, merak etme. Eğer bu sayıyı kaybedersek yarışmayı kaybediyoruz. O yüzden çok iyi bilmemiz gerekiyor. Komiserim, benim hiçbir fikrim yok. Gerçekten noob'a bakıyorum, bu kaç tane hamburger yer tahmin edemiyorum. Nurettin, merak etme ya. Ben şimdi bir bakışta fotoğraf çekeceğim, hemen her şeyin izahını yapacağım, her şeyi göreceğim. Sen hiç merak etme. Abici, ben hamburger gerçekten çok severim. Benim de kaç tane yediğimi sormak gerçekten çok güzel. Ben çok güzel hamburger yerim, her gün yerim. Her gün kesin hamburger yerim ben. Evet sayın seyirciler, çok kritik bir karar. Eğer kırmızı masa yenerse yarışmamız devam ediyor. Eğer yeşil masa yenerse yarışmayı yeşil masa kazanacak. Gerçekten çok riskli. Hadi bakalım cevapları alalım. Gerçekten noob günde çok hamburger yediği için biz 10 tane hamburger yer diyoruz. 10 tane yer diyoruz. Evet sayın seyirciler, kırmızı masa 10 dedi. Nurettin, ne diyek ya, o kararını verdin mi? Verdim komiserim, gerçekten benim bir fikrim var, söyleyeyim mi? Söyle. 50 diyorum ben, 50 hamburger yer. Noob günde sadece hamburger yiyerek, yemek yiyerek besleniyorsa o zaman 50 tane yiyordur. Aferin Nurettin, doğru dedin ya. Yeşil masa 50 cevabını verdi. Peki sayın seyirciler, Noob'a bir soralım bakalım günde kaç hamburger yiyormuş? Abiciğim, ben günde bir tane hamburger yerim. Çünkü param o kadar, param bir tane hamburger yetiyor. Ben sadece bir tanecik hamburger yerim. Bir tane hamburger mi? Olamaz köylü, şuna baksana, bir tane yiyormuş. Evet dostum, ama yarışmayı kazandık. Noob bir tane hamburger yiyormuş ya. Olamaz böyle bir şey. Evet abiciğim, double değil, normal hamburger. Ben normal severim, param o kadar. Ve sayın seyirciler, böylece yarışmamız 2-2 olmuştur. Tebrikler, bu yarışma sorusunu bilen gerçekten de kazanacaktır. Çok riskli bir yarışma sorusu. Bakalım kim bilebilecek. Sizin için getirdiğimiz futbolcunun kaç tane gol attığını soruyoruz. Bakalım kaç tane gol atmıştır. Gördüğünüz gibi futbol takımından bir futbolcu getirdik ve bu futbolcunun kaç tane gol attığını soruyoruz. Bakalım kaç tane gol atmıştır. Gerçekten kaç gol attığını nereden bileceğiz ya? Yeğenim, sen sağ ayakla mı oynuyorsun, sol ayakla mı oynuyorsun? Dayı, ben iki ayakla da oynuyorum. Hem sağ ayakla oynuyorum, hem sol ayakla oynuyorum. Ellerimle de oynuyorum ben. Her yerle oynarım ben. Çok güzel bir futbolcuyum. Elimle de oynarım. Ellerinle mi oynarsın? Bu nasıl futbolcu köylü böyle? Bilmiyorum dostum. Şuna baksana, gerçekten biz bu yarışmayı kazanmak için mecburen kaç gol attığını tahmin etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, sizin bir fikriniz var mı? Eğer sizin bir fikriniz varsa kaç gol attığıyla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Muhteşem şekilde bakalım en çok kim bilecek. Ben bazen kafamla da oynarım. Kafamla yerdeki topa da vururum. Yerdeki topa ayağınla vursana yeğenim ya. Niye kafanla vuruyorsun diyorum sana. Komiserim, gerçekten çok iyi bir fikir. Çok iyi bir futbolcu. Şuna baksana, çok gol atmışa benziyor bu, tecrübeli. Ben 10 numarayım. Gerçekten çok güzel. 10 numara formam vardır. 10 numara diyor. Görmüyor musun? Evet dostum. Bence o zaman biraz yüksek gol sayısı söyleyelim. Evet köylü, doğru söylüyorsun. Yüksek gol sayısı söyleyelim. Nurettin, ben bakıyorum da 10 numara iki ayağını kullanıyor, yerdeki topa kafayla vuruyor, ellerini de kullanıyor. Gerçekten çok iyi bir futbolcuya benziyor ya. Evet komiserim, o yüzden çok fazla bir gol demeliyiz. Gerçekten çok gol dersek bence bu yarışmayı yeneceğiz. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Evet.
Biz cevabımızı vermek istiyoruz. Dostum söyleyeyim mi be? Söyle köylü. Evet bizim cevabımız 50 gol. 50 gol atmıştır. Kırmızı takım 50 dedi, 50 tane gol atmıştır dedi. Biz de yeğenim 100 gol diyoruz ya, 100 gol atmıştır diyoruz, iyi. Yeşil masa 100 gol dedi. Dostum 100 dediler, keşke daha fazla deseydik, biz yenecektik. Yenildik şimdi, daha da fazla gol atmış olduğuna inanıyorum ben. Dur köylü göreceğiz şimdi. Evet sayın seyirciler, sizin için getirdiğimiz bu futbolcunun ne kadar gol attığını sormuştuk. Bu futbolcumuzun gol sayısı ise 0'dır, gerçekten hiç gol atamamıştır. Nereden bileyim ki ben? Gerçekten çok iyi oynuyordum ama neden gol atamadım bilmiyorum. Arkadaşlar ama yarışma yenmeyi başardık, şuna baksanıza. Hiç gol atamamış, biz yaklaştığımız için yendik. Sizi de yendik, gerçekten çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bu yarışmada başkalarıyla da yarışıp arkadaşlar farklı yarışmalarda yapmamızı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tebrikler, yeni elmas ödülleriniz geldi, alın bakalım. Çok iyi köylü. Al 64 tanesi senin, 64 tanesi benim. Evet Bro Play ailesi. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar muhteşem şekilde daha da zor bir yarışma yaptık ve insanlar üzerinde gerçek tahminlerde bulunmaya çalıştık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.